Ben yani konservatuvar bitti. Yani bizim için sinema diye bir şey yok. Yani Tiyatro. siz o kadar ayrı bir yerde duruyorsunuz ki o dönem yani. Yani Türk sineması var, bambaşka bir yerde duruyor. Yani aklıma benim film çekeceğim falan öyle bir şey asla ve asla gelmiyor yani. Sonra işte hatta Mustafa aracılık etmişti. Eriş'le konuşmuşlar işte Nisan bir film çekiyor. Böyle böyle bir rol var falan. Al ala dedim yani. İyi olur bakayım dedim falan. Hatta sonra bitince film bağlamışlar filmi falan. Eriş bana telefon açtı. Ya Derya o kadar iyi olmuş ki karakter. Allah Allah öyle mi falan. Yani benim için gerçekten çok uzak bir şeydi. Ama bir Ama de tabii iyi ki iyi ki denemişsin. denemişim. Bir de tabii Nisan yani sonra da arkadaşlarımız devam. Çok tatlı, çok şeker bir Çok. kadın. Yani çok yumuşak, çok hani çünkü bazı yönetmenler çok sert ve şeydirler Evet, böyle. Nisan öyle değildir Değil değil. Hani benim gerçekten. ilk filmim için herhalde çok iyi bir seçim olmuş o. İyi. yönetmen Orhan Oğuz'un Dönersen Islak Evet, Çağ. evet, evet. Çok güzeldi. Yeşim Ustaoğlu'nun bir filmi var. Önce İz sonra Pandora'nın Kutusu İki Yeşim'de. filmde. İki filmde. İkisi de çok güzel. Yavuz Özkan'la Yavuz'la, Yengeç evet, yengeç. Sepeti var. Ya, Tom Riskiritlioğlu'yla Evet, 80. hatırladım. Yazım. Hepsi birbirinden kıymetli yönetmenler, çok özel yönetmenler ve hep böyle doğru adımlar, doğru seçimlerle yol almışsın aslında. Evet yani mesela hani şey Tom Ris'in Salkım Hanım'ın Taneleri de Yavuz Özkan'ın Yengeç Sepeti de yani bence bunlar da gerçekten Evet. şey enteresan İşler. filmler, Gerçekten enteresan öyle. işler evet. Yengeç Sepeti'nden bir de 80. adımdan bir Tamam. kolaj yaptılar. Ona bir bakalım mı? Birdenbire. Her şey 15 gün içinde olup bitti. Cezaevine gelen para kesildiğinde anlamıştım zaten. Annemin bazı geceler buraya geldiğini biliyorum. Peki neden? Neden ben değildi o? Yalnızdı. Sen onun gerçek niyetini hiçbir zaman anlamadın. Seni eğitti. Tıpkı bir köpek gibi. Sus. Sonra da sevgili onun peşinde bekçilik yapmanı için taktı. Seni hiçbir zaman sevmedi anladın mı? Burada da Sadri Alışık. Ay evet. Ya, Yani anılar içindeyiz. herhalde çok sevdik birbirimizi. Ve yani hemen o kadar çabuk kaybettik ki ondan sonra. Ya, Yani ben haklısın. hastanede Sevda Ferda Derya yani gel hastaneye dedi. Ve de ben bunu hiçbir zaman yani biraz hafızası zayıf bir insanımdır normalde. Yoğun bakımda yatıyordu. Yani böyle yatıyordu ve şurada camdan şöyle bana bir bakışı var yani. Ay, hiç unutmuyorum onu yani. Öyle şey olarak dondu kaldı yani. Çok yazık ama çok işte bütün resim yapıyordu bütün şey boyunca. Aralarda resim yapıyordum. Şimdi düşününce aslında çok yaşlı da değildi. Hayır ama o Ama o işte hastalık. hastalıktan dolayı tabii ki. Yani belki şu anda yapılsa o ameliyat çok daha Değil başarılı mi? olacak. Değil mi? Şimdi de böyle şey tesadüf aslında ben de Sadri Alışık Akademi'de hocalık yapmaya başladım yeni. Ne güzel. Yengeç Sepeti'nden de ödüllerin var. Değil mi? Var evet. Ankara'dan hatırlıyorum ben. Evet var. Antalya'dan. Valla ben de şimdi epey bir kutluyorum. Çok ödül olunca insanın böyle oluyor işte. Ama bu filmlerin arasında öyle bir film var ki Zeki Evet. Demirkubuz'un Masumiyeti. Ondan biraz bahsetmeni isteyeceğim çünkü benim de çok önemsediğim Türk sineması için çok önemli bir film. Bir de Tom Ris'in Salkım Hanım'ın Taneleri. Onlardan da bir böyle kalıyor insan. Masumiyet filmi gerçekten
senin hayatında çok önemli bir yeri var. Evet, çünkü o kadar iyi bir oyunculuk sergilemiştin ki. En çok ödül alan diyeceğim senin için. Çünkü gerçekten çok önemli filmlerde, önemli rollerde oynadın ve çok doğru yönetmenlerle çalışmışsın. Evet, evet. Gerçekten öyle. Hatta Türk sinemasında 100 Unutulmaz Karakter adlı bir kitap var. Orada Masumiyet'teki Uğur karakteri var. Çok güzel bir duygu değil mi? Daha çok yani karakter üzerine anlatılmıyor bizim hikayelerimiz yani. Hani bir hikayeye oyuncuyu sokmaya çalışıyorlar. Yani bence ilk karakterlerden bir tanesidir Uğur karakteri yani. Bunu çizdiğin, altını çizdiğin iyi oldu. Gerçekten karakter yaratma konusunda biraz sıkıntılarımız var. Aynen. Ne güzel, senin oynadığın bütün filmlerin ortak noktası galiba. Hepsi ödüllü filmler.